Hipofiz bezesi nedir diyelim? Hipofiz bezesi sarımsak gibi sallanan nohut büyüklüğünde bir organ, beynin hipotalamus yani beynin ortasında böyle bütün hormon salgılayan organların, dokuların orkestra şefi gibidir. Bütün hormonların orkestra şefi. Hipofiz bezesi bütün hormonları o yönetir. Şimdi bu sarımsak gibi sallanan nohut büyüklüğündeki hipofiz bezesinin sapında toplu iğne başı kadar bir kist oluşursa buna mikro adenom denir. Nohuttan büyük kist oluşursa makro adenom denir. Makro mikro yani makro büyük kist, mikro küçük kist. Makro mikro. Makro adenom, mikro adenom. Makro adenom daha tehlikeli çünkü büyük olduğu için çevrede gözü besleyen arkadan öne doğru gelen sinir görme sinirini sıkıştırırsa kişi de görme zafiyeti ortaya çıkar. Tedavi edilmezse kişi kör bile olabilir. Allah korusun. Tehlikeli. Ameliyat da zor. Ameliyat ettin diyelim ki dur buradan burundan girdin ameliyat ettin. 6 ay sonra yine çıkar. Yine çıkar yine çıkar. Tedavisi de yok yani öyle. Kimyasal ilaçlar da kullandı diyelim herhangi bir kimyasal ilaç. Bu sefer karaciğere zarar verir, böbreğe zarar verir, dalağa zarar verir. Beyne başka başka hastalıkları tetikler. O da yani kimyasal ilaçlarla tedavi edilmez. Ama şöyle tedavi edilebilir. Yoğurt otu, enginar, zerdeçal, zencefil gibi 19 çeşit bitki ekstresinden oluşan, niye 19'un hepsini söylemiyorum? O da bir sır. Söylersek bazı uyanıklar hemen şey yapıyor. bu yoğurt otu forte, enginar forte ne yapıyor? Her türlü kist, miyom, nodül, yağ bezi tümörü eritir. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. Mesela zerdeçalın her türlü tümörü erittiği klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Bir, iki. Burada şu sarımsak, burada Çin sarımsağının reklamını vermişler ama aslında dünyada en kaliteli sarımsak Çin sarımsağı değil. Türk sarımsağı, Taşköprü sarımsağı. Neden Taşköprü sarımsağı dünyada en kaliteli? Klinik araştırmalarla birleşimindeki alisin denen madde sarımsağın tümörü eritici olduğu yeni araştırmalarla belgelendi. Bu da yeni bir araştırma. Yani şimdi biz Türkler artık modern olduk maşallah. Sarımsak kimse yemiyor. Neymiş? Korkuyormuş. Korkarsa korksun. Ben ilk Almanya'ya ilk gittiğimde sarımsak yiyenlerim Almanlar o mein Gott diyorlardı. Bu sarımsak yemiş diye kaçıyorlardı. 30 yıl sonra Almanların hepsi iş yerine sarımsak yiyerek gitmeye başladılar. Ne oluyor diye sorduğumuzda sağlımdan önemli mi? Kokarsa kokusun diyorlardı. Herkes şimdi orada sarımsak yiyor. Sarımsak yeme modası başladı. Hatta yeni başlamadı. 10 yıl 15 yıl önce başladı. Çünkü kalp için, damar için, beyin için sarımsak Türkler vasıtasıyla bütün dünyaya yayılmış. Orta Asya'da yetişen bir bitki. Dünyaya Türkler eliyle yayılmış ama biz Türk milleti gerekli değeri vermiyoruz artık. Ama son yapılan araştırmalarda tümörü erittiği belgelenmiştir. Sarımsağın birleşimindeki alisin. Bununla ilgili klinik araştırması var. Zerdeçal yine aynı zamanda tümörü eritici özelliğe sahip. Biz bunu özel bir formülle, iksir diye bir formül geliştirdik. Kişi bunu kullandığı zaman makro adenom, mikro adenom veyahut da tiroid bezesinde nodül veya bayanlarda miyom, kist vesaire ne varsa olsun fark etmez. Yavaş yavaş bu kist, miyom, tümör, nodül hepsini eritir. Temizler, vücudu temizler, aratır. Kişinin vücudu çöpev gibi olduysa tertemiz eder. İçerisini, dışarısını temizler. Artı tabii ki burada spirulina'yı unutmamak gerekir. Spirulina kişiye enerji verir. Power. Yani enerji verir. Güç verir. 6 haftada kişi enerjisinin, gücünün iki katına katlamasa da en az %50 artar. Özellikle spirulina'yı böyle kickbox, boks,
karate, tekvando, judo gibi ağır spor yapanların mutlaka kullanması gerekir. Kullandığı zaman kendisiyle eşit güçlü olan kişiyi nakavt eder. Yani problemsiz nakavt eder. Hiç şansı yoktur. Sporunu kullanan kişiyle kullanmayan kişi birbirine eşit iki kişi. Sporunu kullandığı zaman diğerini %100 nakavt eder. Hiçbir şansı yok. Evet, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da bizlerle olmaya devam edin. İyi akşamlar.